Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT-AYT geometri kampının 3. haftasındayız. En önemli haftadayız. Dik üçgen konusundayız. 5 yıldız koymuşum, dikkat edin. Niye 5 yıldız koydum? İşte bu konuyla birlikte geometriyi çok iyi bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Daha önce söylemiştim. Geometriyi ikiye ayırırım. Üçgenler ve diğerleri. Üçgenleri de ikiye ayırırım. Dik üçgenin sonuna kadar olan kısım ve sonraki kısım diye ayırırım. İşte burada bu virajdayız arkadaşlar. Bu en önemli noktalardan birindeyiz. Hocam ne var bu konuda ya? Dik üçgen konusu, Pisagor bağıntısı, özel açılı üçgenler, ben bunları biliyorum. Diğerleriniz fazlalıktadır. Ama lütfen şu 5 video serisinden sonra bakalım öyle demeye devam edecek misiniz? Geometrisi 0 olan için de bunu söylüyorum. Çok iyi olan için de bunu söylüyorum. Geometrisi çok iyi olan arkadaş, belki bu videolardan kaçacaksın. Sakın kaçma. Çünkü burada çok güzel şeyler öğreneceksin. Geometrinin sadece ve sadece kurallardan ibaret olmadığını göstereceğim sana. Geometride şurayı kullanmayı, yani her konunun bir mantığının olduğunu göstereceğim. Konulardan birincisi bu ve bundan sonra da o mantığı diğer konulara da yansıtıp gideceğimiz yer burası. Ya buradaki yer öyle güzel bir yer ki arkadaşlar, Pisagor bağıntısı anlatmayla bitmez. Çok da fazla uzatmayacağım. Burada öğreneceğiniz şeyler sizi geometride acayip geliştirecek. Geometriye bundan sonra aşık olacaksınız. Hatta geometride acayip bir şekilde hızlanacaksınız. Hatta bu hızlılık matematiğinize de yansıyacak arkadaşlar. O yüzden o kadar önemli bir yerdeyiz. Fazla konuşmayayım isterseniz. Videolarda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, bu haftanın 5 videosu olacak. Ve 5 videonun birincisi ne? Pisagor bağıntısı. Hadi bakalım Pisagor bağıntısının konu anlatımına başlayalım. Pisagor bağıntısı. Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğunun karesi dik kenar uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Evet, ne var hocam bunda? Çok kolay. X'in karesi eşittir a kare artı b kare. Zaten biz bunu ortaokuldan beri biliyoruz değil mi? Evet biliyoruz, ama ince bir nokta var, dikkat, izlemeye devam. Yani aynı zamanda x buradan neye eşittir? Her iki tarafı karekök alırsam a kare artı b kareye eşittir. Ya da buradaki ifadede, bakın burası önemli, x kare eşittir a kare artı b kare ya. Buradaki ifadede herhangi bir dik kenarı yalnız bırakacak olursak ne olur? Hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesine eşittir. Ya da karekök içinde x kare eksi b kare eşittir. Ya da b x kare eşittir a kare eşittir karekök içerisinde. Tamam, bunda bir sıkıntı var mı? Yok, zaten bunu ortaokuldan beri biliyoruz. Hadi bakalım örnek 1'e bakalım. Ya hocam ben buraları izlemesem. İzle, dikkat, önemli şeyden bahsedeceğim. Hocam burada Pisagor bağıntısını uygulayalım. Hemen x'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 18'in karesi diyeceksin. Burada x'in karesi eşittir 36 artı 18'in karesini biliyorsan yazacaksın. Bilmiyorsan ne olacak? 18 ile 18'i böyle alt alta çarpıp işlemle bulacaksın. Allah'tan ben biliyorum, sıkıntı yok. 18'in karesi nedir? 324'tür. X'in karesi buradan 360 yaptı. X de buradan kök 360 oldu. İşimiz kolay burada. Çünkü bilindik bir sayı. Hocam bu 36 çarpı 10 olduğundan, 36 dışarıya çıktığından 36 6 kök 10 diye çıkar dışarıya arkadaşlar. Peki ya 360 değil de kök içinde 362 olmuş olsaydı 362'yi böyle çarpanlarına ayıracaktın. 2'ye böl, 2'ye böl, 3'e böl, 3'e böl, 5'e böl gibi şeklinde gidecekti değil mi? Yani burada da bir işlem kalabalığı devam edecekti aslında. Hocam var mı bunun kısa yolu? Var. Dikkat. Şimdi size bir şey anlatayım. Ne anlatayım? Gençler, mimarlar ne yapıyor? Öncelikle böyle küçük maket yapıyor değil mi? Farz edelim bir bina yapacakken önce maketini yapıyor. Bir hata olursa o makette, orada müdahale kolaydır. Orada kartonu keser, başka bir karton koyar. Önce binayı yapıp hata, temelde hata olduğunu fark ederse, bütün binayı yıkarsa daha zararlı değil mi? Evet, o yüzden ilk başta maketi yapar. Minyatürünü yapar. Ondan sonra o minyatüre göre devasa binaları rahat bir şekilde ve hatasız bir şekilde yapabilir. İşte burada o mantığı kullanacağız arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Nasıl yani? Hocam bak şimdi olaya bak. Bak 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 olaya bak. 6 ve 18'de en büyük ortak çarpanı bulun. Hocam 6 ve 18'deki ortak çarpan 3 diyebilirsiniz ama en büyüğünü bulun. Niye? Sebebini de söyleyeceğim. 6 hocam, 6 çarpı 1 burası, 6 çarpı 3 burası. Ha, bu dik üçgen ne oldu biliyor musunuz? Bir kenarı 1 ve 3 olan bir üçgenin 6 katı oldu. Bir kenarı 1 ve 3 olan dik üçgende sen hipotenüsü bulursun. Sonra 6 katını bulup x'i de bu şekilde bulabilirsin. İşte burada o mantıktan gidiyoruz. Yani minyatürünü yapıp maketini yapıp sonra devasa büyüklükteki binaları rahat bir şekilde yapabiliriz. Aynı şey benzerlikte de geçerli aslında. Benzerlik mantığı var burada. Onun kısa tekniğini burada kullanıyoruz. Ortak çarpanları yazdıktan sonra 6 çarpı 1 burası, 6 çarpı 3 burası. Dik kenarlar 1 ve 3'müş gibi düşüneceksiniz. Yani x buradan 6'nın katı olacak. 6 çarpı hipotenüs uzunluğu neydi? X karek içinde a kare artı b kare eşit değil miydi? Evet. İşte burada da karek içinde a kare artı b kare. Yani diğer dik kenarların kareleri toplamı diyeceğiz. 1'in karesi artı 3'ün karesi diyeceğiz. Yani 6 kök 10 olur arkadaşlar böylelikle. Bakın buna alışın. Buna alıştığınız zaman geometride acayip hızlanacaksınız. Buna alışın. Buna alıştığınız zaman matematikte acayip hızlanacaksınız. Bakın şunca işlemden kurtulmadık mı burada? Evet. Ben de işte bunu çok seviyorum. Niye? İşlem kalabalığı olunca işlem hatası çok yapıyorum da o yüzden en azından burada yapmıyoruz arkadaşlar. Bu güzel oldu ve bunu da lütfen kullanın. Kullanmayanlara bir şey diyorum. Dershanedeyken söylüyorum ama ya da dersteyken söylüyorum ama burada ekran başında söyleyemiyorum. Siz onu hissedersiniz. Bunu kullanın, yoksa amelelik yaparsınız, bir sürü işlem kalabalığı yaparsınız. İşte ince ayrıntılardan biri bu. Mantığında zaten nereden geldiğini de söyledim size arkadaşlar. Evet, soru hocam böyle gelmez ki. Evet ama sorunun içerisinde böyle geliyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Gelelim ikinciye. Hocam ikincide de aynısı. 10'un karesi artı 15'in karesi değil. Ortak çarpan 5 çarpı 2 burası. 5 çarpı 3 burası. O zaman burası da 5 çarpı kareküçünde. Diğerlerinin kareleri toplamı 4 artı 9. Bazılarınız kafadan yapmaya alıştı bile. Yani 5 kök 13 direkt cevabı ulaşırız arkadaşlar. Geldik bir sonrakine, örnek 3'e. Hocam 14 ve 21'de yap yine aynı şekilde. 7 çarpı 3 burası. 7 çarpı 2 burası. En büyük ortak çarpanını yazın. Yoksa en büyük ortak çarpanını yazmazsanız bir daha şeyle uğraşırsınız. Kök dışına çıkarmayla uğraşırsınız. Gerçi en büyük belli zaten, 7 burada. Başka bir şey yok da. Neyse, o zaman burası da 7 çarpı kareküçünde 3'ün karesi artı 2'nin karesi mi hocam? Değil. Dikkat. Bu sefer hipotenüs verilmiş, dik kenar soruluyor. Dik kenar neydi? Hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesi değil miydi? Evet. O zaman burada hipotenüsün karesi 9 eksi dik kenarın karesi 4 şeklinde bulacaksınız bunu. Yani cevabımız böylelikle 7 kök 5 çıkar. Evet, hızlandık değil mi arkadaşlar? Çok işinize yarayan bir bilgi. Geldik bir sonrakine. Örnek 4'teyiz. Örnek 4'te 41 var, 40 var. Hocam ortak çarpan yok. Bazen de ortak çarpan gelmez. Matematik bilgini kullanacaksın. Burada x'in karesi eşittir nedir? 41'in karesi eksi 40'ın karesine eşittir. Buradan x neye eşit olacak? 2 kare farkı 41 eksi 40 ve 41 artı 40'tan bulunur arkadaşlar burası. X de buradan 1 çarpı 81'e eşit oldu. Hatta x de buradan pardon x kareydi bu. X kare de buradan 81'e eşitse x de buradan 9'a eşit olur arkadaşlar. Hatta böyle bir özel üçgeni bazı kitaplar veriyor. 9, 40, 41 ya da 20, 21, 29 diye bir üçgen de var. ÖSYM'de bir ara kullanmıştı, aklınızın bir köşesinde bulunsun ama bazen de böyle bilmediğiniz zaman bu şekilde matematiksel olarak da bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam gençler? Evet, geldik 5. soruya. 5. soruda AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Evet, şunlar birbirine paralel. Arkadaş paralelse verilen her bilgiyi kullanacağız. Z'den dolayı burası da ne oldu? 90 derece oldu mu? Oldu. Sonra 90'ı kullandık. 2, 8 ve 12 var. A ile B. Şurası yanlış yazılmış. A ile D noktaları olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bunu düzeltmiştim ama niyeyse bu yine düzelmeden buraya gelmiş. İlginç. A ile D noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Gençler, geometride bir uzunluk sorulursa, uzunluk bulmanın, özel durumlar yoksa, uzunluk bulmanın 2 tane durumu vardır. 1 dik üçgen, 2 benzerlik. Daha benzerliğe gelmedik. Zaten ilk etapta da ben size 90 dereceler varsa dik üçgenden bulun tavsiyesini veririm zaten. Veriyorum daha doğrusu. Hocam 90 dereceler var, dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık getirmenin en etkili yolu dikdörtgen yapmaktır. Dikdörtgen oluşturacaksın. Dikdörtgen nasıl? İster buradan oluştur arkadaşım dikdörtgeni. Bak şöyle dikdörtgende hocam Pisagor bağıntısını uygulayabilirim burada. Ya da istersen burada oluştur dikdörtgeni. Hiç fark etmez. Evet, dikdörtgen oluşturmak önemli. Dikdörtgeni oluşturdum. Hocam dikdörtgen, bakın burada dikdörtgeni oluşturunca 2 ise 2, 8 ise 8 oldu. Ve artık burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Pisagor bağıntısındaki kenarlarımız kaç? Bir kenar 8. Bir kenar 14. 8'in karesi artı 14'ün karesinden mi yapıyorsunuz? Saçınızı başınızı yolarım. Sakın ha. 8 ve 14'teki ortak çarpan 2 de olsa hiç fark etmez. Ortak çarpandan yapın. 2 çarpı 4 burası, 2 çarpı 7 burası. Buraya da x diyecek olursam X de 2 kök 4'ün karesi artı 7'nin karesi. 16 artı 49'dan 2 kök 65'i yine işlemsiz bulmuş oluyorsunuz aslında. Yoksa 8'in karesini bul, 14'ün karesini bul, bir de kök dışına çıkarmayla uğraş. Kim uğraşacak bununla? Değil mi arkadaşlar? Hatta matematikte bile kullanabilirsiniz. Adam size 8'in karesi artı 14'ün karesinin karekök içinde sorduğu zaman dik üçgenin kenarları gibi düşünüp işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Hızlanırsınız, haberiniz olsun. Tamam. Evet, geldik örnek 6'ya. Bir ana yönlerden bahsetmiş burada. Evet, yeni nesil soru dediğimiz sözel bir şekilde verip soruyu size çizdirir arkadaşlar. İşte yeni nesil. Yavaş yavaş basamak basamak alıştırdığımı söylemiştim. Ana yönler yukarıdaki şekilde verilmiştir. Aslında bunu vermek zorunda değiliz de. Hani bazen ÖSYM veriyor. Bazen de ÖSYM'de ana yönler ve ara yönleri öğrencilerin bildiğini düşünerekten soruyu ona göre yazıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Ben burada verme tercihinde bulunmuşum. Kuzey güney çizgisiyle doğu batı çizgisi bu. Ve bunlar nasıl kesişiyor arkadaşlar? Dik kesişiyor. Şimdi ana yönler yukarıdaki şekilde verilmiştir. Sadece doğuya, bak dikkat, sadece doğuya ve güneye gidecek olan bir kişi ard arda aynı yönü kullanmamak şartıyla sırasıyla 2, 3, 5, 1 ve 13 metre yol gidiyor. Sadece doğuya ve güneye. Mesela ben doğuya diye başladım arkadaşlar. Doğuya gittim. 2 gittim. Sonra 3 güneye. Sonra 5 doğuya. Sonra 1 güneye. Sonra 13'te doğuya gittim mesela böyle. Ya da tam tersi. Doğuya ve güneye. Güney, doğu, güney, doğu, güney şeklinde de yapabilirsiniz. Aynı sonuç çıkar arkadaşlar. Bu arada güney ile doğu çizgisi nasıldır arkadaşlar? Dik kesişiyor değil mi? Hocam burası dik. Ve bunları sırasıyla gitmişti. Ve buradaki uzunluklar da sırasıyla 2, 3, 5, 1 ve 13 değil mi arkadaşlar? Evet. Bizden ne isteniyor? Buna göre ilk konumu ile ikinci konumu arasındaki uzaklık kaç metredir diye soruluyor. İlk konumu buydu. Buradan başladı. En son buraya geldi. Bizden bu isteniyor. ÖSYM sever bunu. Dikkat. Bu isteniyor. Arkadaşlar 90 dereceler var. Ne yapıyoruz? Dikdörtgen oluşturuyoruz. Unutma bunu. Hocam dikdörtgeni şöyle oluştursam. Hala dik üçgene karşılık gelmedi. 1'ken 1'i yapıştır. 5'ken 5'i yapıştır. Burada da bir dikdörtgen yapalım. Şöyle bir dikdörtgen yapınca 2 iken 2, 4 iken 4 oldu. Hocam 4 ve burası kaç yaptı? 20'den dolayı x'i bulurum. 4'ün karesi artı 20'nin karesi yapanlarınız var mı? Yoktur. Evet, 4 nedir? 4 ile 20'deki ortak çarpan. Hocam 2 çarpı 2, 2 çarpı 10 yapsak ne olur? 2 kök bilmem ne gelir. Bir daha o kökü kök dışına çıkarmayla uğraşırsınız. Hayır. 4 çarpı 1'e 4 çarpı 5. En büyük ortak çarpanı bulacaksınız. En büyük ortak çarpanı buldunuz. O zaman x de neye eşit olacaktır? 4. Karekök içinde diğerlerinin kareleri toplamı. 1'in karesi artı 5'in karesi. Yani cevap 4 kök 26 çıkar arkadaşlar. Şu alta yazayım isterseniz. 4 kök 26 çıktı arkadaşlar. X uzunluğu. Güzel bir yol ya. Çok güzel bir yol. Evet, yeni nesil soruları da böyle de alışıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Hadi bakalım geçelim bir sonraki örnek 7'ye. Örnek 7'de de şöyle bir şeyler verilmiş arkadaşlar. Ne verilmiş? ABC dik üçgen, ondan sonra ACE doğrusal. Evet, bunun doğrusallığından bahsetmiş arkadaşlar bize. Bir de ne demiş arkadaşlar? AB artı CD'yi 7 demiş. AB ile CD'yi 7 demiş toplamına. İlginç. O zaman şuraya bir A diyeyim, B diyeyim, C diyeyim, D diyeyim. Hocam A artı C'yi 7 vermiş. B artı D'yi de kaç vermiş? 14 vermiş. Bunları kullanacağım. Hocam ben burada şunu yapsam. Burası karekök içinde A kare artı B karedir. Bir alt gelmeyeceği belli ama devam edelim. Burası da karekök içinde C kare artı D karedir. Hocam şu ikisini topladığım zaman kök içinde A kare artı B kare ile kök içinde C kare artı D kare toplamından bir şey gelmez. A artı C, B artı D'yi elde edemem maalesef. O zaman bunu sileceğim. Yani kök 5 ile kök 7'nin toplamı gibi. Toplanıyor mu? Toplanmıyor. Kök 12 yapmıyor değil mi arkadaşlar? Neyse. Ne yapacağız? O zaman şekle bakacağız. 90 dereceler var. 90'lı sorularda uzunluk soruluyorsa iki ihtimalim var. Ya dik üçgenden çözeceksin ya da benzerlikten. İlk yöntemin dik üçgen olsun. Dik üçgen oluşturacaksın. Dik üçgene karşılık getireceksin. Senden bu uzunluk isteniyorsa bunu dik üçgene karşılık getirmek için uğraşacaksın. İşte genelde bu tarz sorular böyle kaçıyor arkadaşlar. Böyle merdiven şeklinde geldiği zaman yapıyoruz ama yampiri olduğu zaman böyle maalesef kaçırıyoruz. Arkadaşlar dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen. Lütfen dikdörtgen tamamlama, dik üçgen yapmanın en güzel yöntemi. Hatta böyle dik yamuk geldiği zaman da dikdörtgene tamamlayıp dik üçgen yapıyoruz arkadaşlar. Hadi dikdörtgene tamamlayalım burada arkadaşlar. Dikdörtgene nasıl tamamlarız? Hocam işte şöyle. Aha böyle yan piri geldiğinde sıkıntı yaşıyoruz. Yan piri geldiğinde de yapın arkadaşım bunu. Böyle dikdörtgene tamamladık. C iken burası C, B iken burası B oldu mu? Oldu. Hocam A ile C yan yana geldi. A artı C 7 idi. 7 burası. B artı D yan yana geldi. B artı D 14'tü. Hocam 7, 14 ve X. X neye eşit olacak arkadaşlar? 7 ve 14'teki ortak çarpan nedir? 7. 7 çarpı 1 burası. 7 çarpı 2 burası. 7 çarpı karek içinde diğerlerinin kareleri toplamı 1 ve 2'nin kareleri toplamı 1 artı 4'ten cevabı 7 kök 5 olarak buluruz. Evet, güzel bir soru. Örnek 7, böylelikle 7 kök 5 çıktı. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de arkadaşlar ne yapacağız? Hocam 90 derece var, 90 derece. 90 dereceler hemen bizi Pisagor'a anımsatıyor. Hemen şuradaki bir hipotenüs çizersen bu Pisagor'dan burayı bulursun. Bu Pisagor'dan da burayı şu x'e ulaşırsın. Ortak çarpandan gidebilirsin yine. Hocam burası 6 ve 9, Pisagor bağıntısında burayı bulmaktansa, sayılarla uğraşmaktansa yine bizim kısa yolu. 3 çarpı 2 burası, 3 çarpı 3 burası. Hocam burası da 3 çarpı kareküçünde şunların kareleri toplamı 4 artı 9. 4 artı 9'dan 13 olduğunu fark ettiniz değil mi? 3 kök 13 oldu. Sonra hocam burada da bir Pisagor yaparım, olay biter. 3 var her ikisinde de. O zaman burası 3 çarpı 1. Burası 3 çarpı kök 13. Burası da x'de ne olacaktır? 3 çarpı kök 13. Kök 13'ün karesi artı 1'in karesi demeyin lütfen. Çünkü hipotenüs ve bu dik kenar x. Dik kenar olduğunda karesi eksi karesi şeklinde yapıyorduk. Yani 13 eksi 1 olacak arkadaşlar. 13 eksi 1 olacak burası. Yani x buradan 3 kök 12'ye eşit oldu. Bu da 4 çarpı 3 olduğundan dışarıya 2 diye çıkacağından 3 çarpı 2 kök 3 olacağından cevabı da kaç buluruz? 6 kök 3 olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız 6 kök 3 çıktı. Devam. Çok güzel bir şey öğreneceğiz şimdi arkadaşlar. Örnek 9'a geldik. Örnek 9'u ben size 5 saniyede bulmayı öğreteceğim. Bir sonraki videoda. Ama şimdi uzun yoldan yapalım ki ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tiplemeleri. Yani bu sadece dik üçgende gelmiyor karşımıza. Dikdörtgende de geliyor, çemberde de geliyor, katı cisimde de geliyor. Her yerde karşımıza geliyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Şimdi hocam dik üçgenler var elimizde. Bir buradaki dik üçgen var elimde. Bir de büyükteki dik üçgen var elimde. İkili dik üçgen olduğu zaman ikili dik üçgen var burada. Bir burada Pisagor yapacağım sarıda, bir de kırmızıda Pisagor yapacağım. Hadi yapalım. Şuraya y diyecek olursak arkadaşlar, x'in karesi artı y kare eşittir onun karesinden bir denklem geldi. Y'nin karesi artı x artı 4'ün karesi eşittir 6 kök 5'in karesinden bir denklem daha geldi. İki bilinmeyen iki denklemi taraf tarafa işte çıkar, topla, bir şeyler yap, sonuca ulaşırsın. İşlem kalabalığın olur. Sana şimdi bir tavsiyede bulunacağım. İki tane dik üçgenin olduğu sorularda ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırak. Hatta ben bak buraya ortak kenar yazıyorum. Önemli. Çoğu yerde kullanacağız. O yüzden buraya bir yıldız atıyorum. Sen de yıldızını at. Ortak kenar dediğimiz neresi? Hocam x iki tane dik üçgende de var. Ama birinde x var, birinde x artı 4 var. Hayır, ortak kenar x değil. Ortak kenar neresi? Hocam hem sarı üçgende y var, hem büyük üçgende y var. Ortak kenarı yalnız bırak. Hocam sarı üçgende y kare neye eşit? Onun karesi eksi x'in karesine eşit değil mi? Evet, yaz bakalım o zaman. Aynı zamanda büyük dik üçgende y kare neye eşit? Hocam 6 kök 5'in karesi eksi x artı 4'ün karesine eşit. Bunların her ikisi de y kareye eşit olduğundan bunlar birbirine eşitlendi arkadaşlar. Bakın önemli. Şurayı bir açalım mı? Bu aslında x kare artı 8x artı 16 ya. Şimdi her ikisi de y kareye eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Hocam burası 100 eksi x kare eşittir. 6 kök 5'in karesi 180 eksi x kare artı 8x artı 16'nın başında eksi var. Komple eksi olacak o zaman. Eksi x kare eksi 8x eksi 16 mı olacak burası? Evet. Eksi x kareler gitti mi? Gitti. Hocam eksi 8x'i bu tarafa atalım, 8x. Bunu buraya attım, 80. 80'den 16 çıktı, 64 değil mi? 80'den 16 çıkınca 64. X de buradan kaç geldi? 8 geldi. Dolayısıyla cevabımız 8 oldu. Unutmayın, bir sonraki videoda ben bunu size 5 saniyede bulmayı öğreteceğim. Ama burada çok önemli bir şey öğrendiniz. Ortak kenarlı Pisagor bağıntılarında ortak kenarı yalnız bırakın lütfen. ÖSYM her 2-3 yılda bir soruyor. Belki de her yıl sorabilir arkadaşlar. O yüzden önemli. Buraya yıldız atın. Hatta bir yıldız daha atın lütfen arkadaşlar buraya. Tamam. Evet, geldik örnek 10'a. Örnek 10'da ne demiş? ABC üçgeninde arkadaşlar, ABC üçgenini çizeyim şöyle. Bir ABC üçgenini şöyle çizdim. Sözel sorulardan korkmayın. Hemen ne diyorsa onu yapın. Yaptık. ABC üçgeninde K eleman BC. Arkadaşlar BC üzerinden bir K noktası seçecekmişim ama nerede olduğu belli değil. Bunlardan bir tanesi. Sonsuz tane nokta var. AC uzunluğu, Ali Bey uzunluğunu 3 kök 5 vermiş. Ondan sonra AC uzunluğunu 10 vermiş. Sonra BC uzunluğunu 11 vermiş. Şurayı 11 vermiş. K noktasının A'ya en yakın olduğu noktada. Arkadaşlar K noktası bunlardan bir tanesi ya. K noktası A'ya bu kadar uzakta. Bu kadar uzakta. Bu kadar uzakta. Bu kadar uzakta. Bunlardan en yakınından bahsediyor bize. En yakın hangisi arkadaşlar? Hop. Şu değil mi arkadaşım? Evet. Ya da A noktasının K'ya en yakın olduğu nokta. A noktasının bir doğruya en yakın olduğu nokta dik olduğu noktadır arkadaşlar. Yani dik. İşte bu. K'yı burada seçtik. K noktasının A noktasına en yakın olduğu noktada dik olduğu yerde, yani AK ile BC dik olduğu yerde BK uzunluğu kaçtır diye soruluyor. İşte bize şu X uzunluğu soruluyor. Arkadaşlar bunun tamamı 11'di. Şuraya Y demektense, 2 bilinmeyene girmektense buraya bir 11-X diyebilir miyiz? Evet. Şimdi ne olacak arkadaşlar? A, Pisagor bağıntıları var karşımızda. Hocam bir burada Pisagor var, bir de yan tarafında Pisagor var. İkili Pisagor var. İkili Pisagor'da ortak olan kenar var mı? Var. Neresi? İşte tam olarak burası arkadaşlar. H. O zaman H'ı yalnız bırakalım. H kare neye eşittir gençler? Şuradaki Pisagor bağıntısında 3 kök 5'in karesi hipotenüs olduğu için, bu dik kenar olduğu için H kare 3 kök 5'in karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda H kare neye eşittir? 10'un karesi eksi 11 eksi x'in karesine eşittir. 11 eksi x neye eşit arkadaşlar? Birincinin karesi 121 eksi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 22x artı ikincinin karesi x kareye mi eşit oldu arkadaşlar? Evet. Şu artı x kare gözükmedi. Şimdi gözüktü galiba değil mi? İnşallah şu gözükmediği için bir daha yazayım arkadaşlar. 121 eksi 22x artı x kare şeklinde oldu arkadaşlar. Şimdi her ikisi de h kareye eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Bunun karesi 45 eksi x kare eşittir. Bu 100 eksi komple bunun başında eksi var. Eksiyle çarpıyorum. Eksi 121 artı 22x eksi x kare yaptı. Eksi x kareden nanay oldu. 22x burada kalsın. Burası eksi 21 yaptı. Eksi 21 öbür tarafa artı 21 diye geçti. 45 artı 21 de 66'ya eşit oldu. 66 eşittir 22x olduğundan x de buradan kaç oldu? 3 oldu. Evet. Bu soruyu da 5 saniyede bulmayı size öğreteceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda. Onu da sabırsızlıkla bekleyin lütfen. Evet, örnek 10'un cevabı böylelikle 3 oldu. Geldik örnek 11'e. Egehan bizim büyük oğlan 4 yaşında. Kızmayın ha. Egehan soruları genelde güzel oluyor ya da zor oluyor biraz. Sakın ha, sakın. Sakın kızmak yok. Böylelikle bütün sülaleyi tanıyacaksınız. Neyse bakalım. Egehan birim kareli dikdörtgen şeklindeki bir kağıdı. Kağıda 3 çarpı 2 birim boyutunda, aslında birim kare olacak burası. Şöyle 3 çarpı 2'lik boyutta eş dikdörtgenler çizmiş arkadaşlar. Çizdiği ilk dikdörtgen sol alt köşesi. Kağıdın da sol alt köşesi. Görüyorsunuz ilk dikdörtgenin sol alt köşesiyle kağıdın sol alt köşesi aynı köşede arkadaşlar. Çakışacak şekilde. Sonraki çizdiği her dikdörtgenin sol alt köşesi bir önceki dikdörtgenin üst tabanının orta noktası. Evet, bir önceki dikdörtgenin üst tabanının orta noktası diyor arkadaşlar burası da. Burası orta noktasıysa böyle böyle. 3 birim ya, 3 bölü 2 3 bölü 2 olacak. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 3 bölü 2 kaldı. Aynı şekilde şurası toplamda 3 birim. Burası üsttekinin yarısı olacağına göre 3 bölü 2 3 bölü 2. O zaman burası da 3 bölü 2 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Peki devam edelim. Egehan bu şekilde 9 adet dikdörtgen çizdiğinde son dikdörtgenin sağ üst köşesi ile kağıdın sağ üst köşesi çakışıyor. Evet, burada çizeyim isterseniz. Şöyle küçüğünü çizeyim arkadaşlar. Miniğini çizeyim. Şöyle büyük bir dikdörtgen şeklinde bir kağıt var elimde. Küçük dikdörtgenleri çiziyorum. Küçük dikdörtgenleri şu kurala göre çiziyorum. Tam böyle üsttekini çizerken alttakinin üst tabanının orta noktasına geldi. Böyle böyle çizip devam ediyorum. En son çizdiğim dikdörtgenin sağ üst köşesi ile kağıdın sağ üst köşesi çakışıyormuş. Ve kağıtta böyle bir kısmı gösterilmiş. Kağıt yırtık haliyle ÖSYM'de bir soru sordu. Ondan, o sormadan önce sormuştum arkadaşlar bu soruyu. Gerçekten hoş bir soru. Ya burada mantığı kavruyorsunuz zaten. Ondan sonra ÖSYM'de soruları gördüğünüz zaman da rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Bizim de amacımız bu zaten, yeni nesil soruları yazarken sınavda karşınıza çıktığı zaman rahat bir şekilde yapın diye. Neyse devam edelim. Kağıdın bir parçası şekilde gösterildiğine göre bu kağıdın köşegen uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne var? Burası 3 birim, burası 2 birim. Hocam 9 tane dikdörtgen olduğu için bir örüntü sorusu. Bakın örüntüyü ÖSYM sever. Daha 2022 sınavında geçen sene zaten karşımıza doğru açılarla ilgili AYT'de bir örüntü sorusu sordular. M kuralıyla alakalı. Bak burada da dik üçgende sormuşum. 2. Hocam işte ne güzel, dikey 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim gidiyor. Kaç tane dikdörtgen var burada? 9 tane dikdörtgen var. O zaman buradaki uzunluk 9 tane 2'ye eşittir. Yani kaçtır arkadaşlar bu? 18'e eşittir. Bu uzunluğu buldum. E hocam alt tarafta basit. Burası 3 birim ya. 3 birimden de 9 tane var. Burası 9 çarpı 3 olur. Sakın. İlk dikdörtgen 3 gitti. Sonraki kaç gidiyor? 3 bölü 2. Sonraki 3 bölü 2. Sonrakiler de hep 3 bölü 2 birim kadar uzunluğunda gitmiyor mu arkadaşlar? Gidiyor değil mi? Evet, sonraki de 3 bölü 2 birim uzunluğunda gidiyor. Ne olduysa bir garip bir şey oldu burada. Evet. O zaman burada ne oldu? İlk dikdörtgenin 3 gitti. Sonrakiler 3 bölü 2, 3 bölü 2 gidiyor. Dikkat. Çünkü şurayı 3 bölü 2 bulmuştuk arkadaşlar biz. Burası 3 bölü 2. Yani bu uzunluk 3 artı 3 bölü 2'den kaç tane var? 9 tane değil. 8 tane var arkadaşlar. Birinci dikdörtgen burada ya. Geriye kalan 8 tane var. 8 tane 3 bölü 2 diyeceğiz. Yani burası 24 bölü 2'den 12. 12 artı 3'ten 15 oldu. Yani alt tarafa yine çizeyim. Bir dikdörtgenin bir kenarı 15 oldu. Diğer kenarı 18 oldu. Burası 15, burası 18 oldu. Ve bizden ne isteniliyor? Köşegen uzunluğu isteniliyor. Arkadaşlar köşegen uzunluğu 18'in karesi ve 15'in karesinden bulmayacağız. Nereden bulacağız? Hocam ortak çarpan 3. 3 çarpı 6 burası. 3 çarpı 5 burası. Bu x isteniliyor bizden. X de 3 çarpı karekökünde 25 artı 5'in karesi artı 6'nın karesi. 25 artı 36 oldu ve x de buradan 3 kök 61'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 3 kök 61 yaptı. Gerçekten güzel bir soru. Zor bir soru mu? Değil. Yeni nesil sorular böyle şekli size çizdiriyor. Şekli anlamanızı istiyorlar. Siz de bu şekilde kolay olduğunu görüyorsunuz zaten. Birlikte bu işi güzel bir şekilde halledeceğiz gençler. Haydi bakalım bir sonraki soruya. Evet, örnek 11 hallettik. Sırada örnek 12 var. Örnek 12 ÖSYM'de çıkmış bir sorunun benzeridir. Dikkatli olun. Yine yeni nesil bir soru. Şekli size çizdirecekler. Şekildeki D1 ve D2 doğruları AB doğru parçasına paraleldir. Arkadaşlar hem D1 AB'ye paralel hem de D2 AB'ye paralel. Otomatikman D1 ile D2 birbirine paralel oldu mu? Oldu. Sonra D1 ve D2 doğrular arasındaki en kısa uzaklık kaç verilmiş? 6 verilmiş. Yani şuradaki dik uzaklık 6 arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Ali Bey uzunluğunda 8 vermiş bize. Sonra A noktasının D2'ye göre simetriği K. Simetri. Daha önce de yapmıştık. Simetri dediği nedir? A'nın D2'ye göre simetriği. Hop, yansıması. Yani eşit uzunluk olacak arkadaşlar. Aynadaki yansıması gibi ama dik olarak gidecek. Simetriğinde diki de kullanmayı unutmayın. İşte burası K noktasıymış. Sonra B noktasında D1'e göre simetriği. B noktasında D1'e göre simetriği tam olarak burasıymış. Hocam bunlar da birbirine eşit ve burası nedir yine? 90 derece. Tamam. Başka ne yapacağız arkadaşlar burada? Şunlar paralel değil mi? Evet, 90'sa Z'den dolayı burası da 90. Hocam 90'sa burası da 90 paralel olduğundan dolayı. Bizden ne isteniliyor? KL uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Evet, bizden şu KL uzunluğu isteniliyor. Ne yapacağız? Şekilde 90 derece varsa İki ihtimalle bir uzunluk bulunabilir. Ya dik üçgen ya da benzerlik. İlk etapta dik üçgeni denemenizi tavsiye ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Dikdörtgen yapacaksınız. Hadi yapalım bakalım dikdörtgeni. Dikdörtgenle. Dikdörtgeni yaparken ne yapıyoruz? Bak merdiven şekli var zaten. Artık merdivende dikdörtgen yapmayı anladın. Ya üstte yap ya altta yap. Hiç fark etmez. Şurada yapalım. Hocam dikdörtgeni yaptık. Peki 8 iken burası 8. Hocam bu uzunlukla bu uzunluk eşit olacak. O zaman ben şunlara bir AA dersem. Burası da AA yaptı. Hocam buraya bir BB dersek. Tamam. A 6'yı kullanalım arkadaşlar. 6'yı kullandık. A artı B 6 değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın A artı B 6. Aha da burası 2 artı 2B değil mi? Evet. A artı B 6 ise 2 artı 2B'de 12 mi yaptı? Aynen öyle. Bu da bir dikdörtgen 90 derece yani. Artık arkadaşlar burada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. 8 ve 12'den x'i bulacağız arkadaşlar. X neye eşittir? Normalde 8'in karesi artı 12'nin karesinden yapmayacağız. 8 ve 12'deki ortak çarpan 4 hocam. 4 çarpı 2 burası. 4 çarpı 3 burası. O zaman x de 4 çarpı karekökünde 2'nin karesi artı 3'ün karesi şeklinde olur. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Yani cevabımız 4 kök 13 çıkar arkadaşlar. Evet, böylelikle bu sorunun cevabında ne bulduk arkadaşlar? 4 kök 13 bulduk. Güzel bir soru. Geldik örnek 13'e. Evet, burada yeni bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Yeni bir mantık, güzel bir mantık göreceksiniz. Analitik geometride de karşımıza çıkan bir soru tipi diyebiliriz. Kitaplarda çıktığı zaman böyle yapamıyorsunuz. O yüzden bu soru tipini de buraya koydum. Bu soru kalıbında. Şimdi şöyle bir şeyler verilmiş. 90 dereceler verilmiş. 90, 90. Sonra 3 verilmiş, 7 verilmiş. Bir de buradaki uzunluk verilmiş bize. BC uzunluğu da 8 olarak verilmiş. Bir de P noktası BC üzerindeymiş. Bak, bu P noktası BC üzerinde hikayesi önemli. P burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Herhangi bir yerde olabilir arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre PA artı PD toplamının en küçük değeri. Arkadaşlar PA burası, PD burası. Senden X artı Y eşittir nedir? Ama en az değeri soruluyor. Peki P noktası neredeyken? Acaba P noktası burada değil de buradayken mi en az değerini alıyor? Ya da şuradayken mi en az değerini alıyor? E ben bunu nasıl bileceğim? Nasıl yorumlayacağım bunu diye kendi kendine soruyorsundur büyük ihtimalle. Arkadaşlar bakın şimdi dikkat edin. Böyleyken bunun anlayamazsın. P noktası buradayken, yani aynı bölgedeyse, yani bu P noktası BC üzerinde verilmiş ya, bu çark BC şartının her ikisi de üst tarafındaysa olmaz. Ya da her ikisi de alt tarafındayken toplamlarını bulamayabilirsin. Ha, birisi üstte birisi altta olursa bulabilirsin. İşte bunlarda ne yapacaksın? Katlama yapacaksın. Zıt bölgeye getireceksin. İstersen şu üçgeni katla, bu doğruya göre aşağıya doğru. İstersen bu üçgeni katla aşağıya doğru, fark etmez. Birinin katlamasını al. Hocam şunun katlamasını alayım. Ben bunun katlamasını aldım böyle. Katlamasını alınca üçgen burası 3 yaptı mı? Yaptı. Xgen burası X yaptı mı? Yaptı. Heh, şimdi soruda burası da A noktası oldu mu? Hatta A üssü oldu mu? Oldu. Bizden X artı Y isteniyor. Yani A üssü P ile PD isteniyor. PD uzunluğunun en küçük değeri isteniyor. Peki P noktası neredeyken? Ya hocam P noktası acaba buradayken mi olacak? Buradayken mi olacak? Ya da tam olarak P noktasındayken mi olacak? Ya da şöyleyken mi olacak? Arkadaşlar en küçüğünün şöyleyken olduğunu görüyorsunuz. Yani en küçüğü ne zaman olacak biliyor musunuz arkadaşlar? İşte PA artı PD en küçük değeri nedir? Burası tam doğrusal olduğunda arkadaşlar en küçük değerini alır. Evet, şartımız neymiş? Şu doğrusal olduğunda arkadaşlar. Doğrusallık şartında en küçük değerini alır toplamları arkadaşlar. E o zaman doğrusal. Şimdi şöyle bir merdiven şekli çıktı. 90 dereceler var. Ya dik üçgen ya benzerlik. Nereden? İlk düşüncemiz tabii ki dik üçgen. Nedir? Dik üçgen yoksa dik üçgene karşılık getireceğiz. Yani dikdörtgene karşılık getireceksin. Dikdörtgene karşılık nasıl gelir? Hocam işte şöyle dikdörtgen şuradan yaptığın zaman, istersen üst taraftan da yapabilirdin, fark etmez. Yaptığın zaman hocam üst taraf 8 ise alt tarafta 8. Burası üçgen, burası da 3 yaptı. Şurası da 90 derece oldu. Bir kenar 8, bir kenar 10. Hocam çok güzel. 8 ve 10'dan X artı Y'nin değerini bulurum. Artık doğrusal ya, bu bir bütün oldu. 8 dediğimiz 2 çarpı 4'tür. 10 dediğimiz 2 çarpı 5'tir. O zaman X artı Y de kaç yapar arkadaşlar? X artı Y de 2 çarpı kare küçüğünde 4'ün karesi artı 5'in karesi yapar. 16 artı 25 yapar. Yani 2 kök kaç yapıyor arkadaşlar? 41 yapıyor cevabımız. Evet, genelde çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Artık bu tür sorularda sıkıntı yaşamazsınız inşallah. Evet, örnek 13'e de böylelikle 2 kök 41 bulduk. Geldik örnek 14'e. Ne anlatıyor burada? Şekil 1'deki ABC üçgeni şeklindeki karton B köşesi BC üzerinde olacak şekilde katlandığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Bu. Katlamalarda ne yapıyoruz? Hop, eski haline geri açıyoruz. O eski halinden eser yok şimdi deyip açtık arkadaşlar geriye. Açtığımız zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bununla da bu üst üste biniyor. Bu arada bir şey demiş bize. Ne demiş? B köşesi BC üzerinde olacak şekilde. Şimdi sen B köşesi BC üzerinde olacak şekilde katladın ya. Aa hocam bu doğrusal oldu. Yani bu bir üçgen oldu. İkizkenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. Ya da bir şey söyleyeyim. Bir katlama yaptığın zaman o katlama aynı doğru üstünde kaldıysa, yani şuraya geldiyse şöyle, o katlamada katlama çizgisi diktir arkadaşlar. Niye? Üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya, ondan dolayı. Bunlar birbirine eşitse ve doğru açı oluşuyorsa, çünkü aynı doğru üstünde gidiyor. Hocam eşit eşit 90'a 90 paylaşır. Ya da x kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda açı ortay da diyebilirsiniz. Neyse. Şu verilen bilgilerle hala soruyu yapamıyorum. Bak buraya yoğunlaşacağım. 16 var, x var. Burada da uzakta da 6 var. Okuyalım bakalım soruyu. Hocam AD ile DB üssüne eşit vermiş. AD ile DB üssüne eşit vermiş. Aha, bunu koyunca olay bitti mi? Bitti. Niye? Gençler 3 tane eşitlik oldu. Bak verilen bilgiyi hep kullandığın zaman sonuca ulaşıyorsun. 3 eşitliği nasıl kullanırsın? Aklına ne geldi? Evet, aynen öyle. Aklına gelen başına gelsin. Ne geldi? Muhteşem üçlü hocam dersin, şunu çizersin. Hop çizdin. Hocam burası 90 derece oldu. Çok güzel. Ama hala daha bak bir şeyi kullanamadın. Kullanamadığın bir yere yoğunlaş. Neyi kullanmadın? 6'yı. Şimdi 6'ya baktığın zaman büyük ihtimalle bir şeyleri fark edersin. Ya sen 6'yı kullanacaksın. Hocam burada da 90 derece oldu. X var, 16 var. Benim buraya bulmam lazım diye kendi kendine de sorabilirsin. Ha bunları yazınca bak 6 iken 12 oldu diyebilirsin. Niye? Bazen böyle kullanacağın yerleri de düşün. Dik üçgeni kullanacağım. Burası lazım. Burada 6 var. Bunlar eşit, bunlar eşit. 6 iken 12, işte burayı çok rahat bir şekilde fark edebilirsin. Görme değil, verilen bilgiyi bulma yöntemiyle yapıyorsun bunu. Görmeyle değil arkadaşlar. 6 ile burası ne oldu? 12 oldu. Şimdi bakıyorum 12 var, 16 var. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? X de ne olacaktır? Bu 16 dediğimiz 4 çarpı 4. 12 dediğimiz 4 çarpı 3. Burası da 4 çarpı hocam 3, 4, 5 üçgeni var. Demeyin sakın öyle. 5 hipotenüslü olur. Daha onu bir sonraki videoda anlatacağız. Burada ne olur arkadaşlar? X hocam yine ortak çarpandan yapıyoruz. 4 çarpı karekök içinde bunun karesi eksi bunun karesi. Çünkü bu hipotenüs bu dik kenar olduğundan dolayı. Karesi eksi karesi, yani 16 eksi 3'ün karesi de 9. O da kaç yaptı? 4 kök 7 mi yapıyor? Evet, x'i böylelikle 4 kök 7 bulduk arkadaşlar. Güzel bir soru. Verilen bilgileri kullanmayı öğrenmeye başladınız mı? Başladınız bence. Yavaş yavaş kullanmayı öğrenmeyi başladınız bence. Değil mi? Öğrenin, öğrenin. Gerçekten önemli. Kullan, kullan, kullan. Bilgiler önemli. Verilen bilgiler önemli. Ve geldik 15. soruya. Bu videonun son sorusuna arkadaşlar. Bakalım nasıl bir soruymuş bu. Kare şeklindeki bir tahtanın C ve D köşelerine uzunluğu 20 cm olan bir ip sabitlenmiştir. Evet. Şuraya ve şuraya uzunluğu 20 cm olan bir ip sabitlenmiş. Sonra ipi tahtanın üzerinde kalacak şekilde. Bak tahtanın üzerinde kalacak ip tamamıyla. Kalacak şekilde AB kenarına doğru yaklaştırdığımızda AB en kısa uzaklığı 4 santim oluyor. Arkadaşlar ipi öyle bir yerden tutacaksın ki mesela buradan tuttun. Buradan tutup çektiğin zaman nasıl bir hareket yapar? Tam buradan tuttuğun zaman şöyle yaklaştırdığın zaman ip gergin olacaksa böyle bir durum olur. Hocam şuradan tutarsak ne olur? Buradan tutarsak da şöyle bir durum olur. Değil mi? Tam şuradan tutacak olursak da gerdirecek olursak aşağı doğru. Hocam ben AB'ye en yakın olmasını istiyorum. Olabildiğince aşağıdan tutmam lazım. Olabildiğince aşağısı olan yer tam ipin orta noktası olmaz mı arkadaşlar? Tam ipin orta noktasından tuttuğunuz zaman oluyor o iş. Yani tam şöyle tuttuğunuz zaman, ortasından tuttuğunuz zaman işte tam burası bu zemine en yakın uzaklıkta olmuş oluyor. O zaman şunları silelim arkadaşlar. Evet, şurayı da sildik. Şimdi sildik. Tam burası orta nokta olduğunda ipin uzunluğu kaçtı? 20 idi. Bunlar 10-10 olduğunda arkadaşlar. İşte bunun AB'ye olan en kısa uzaklığı kaçmış? 4 santimetreymiş. 4'de yazdık. Şimdi arkadaşlar bu da bir kare verilmiş bize. Kareyi de kullanacağız. Normalde ikizkenar olduğunda taban da mevcutsa tabanına ait yükseklik çiziyoruz ama taban yok. Ama adam bize kare dediği için, karenin uzunluğunu kullanacağım için aslında taban uzunluğu var. İşin içerisinde var. O zaman tabana ait yüksekliği çizeriz. İnsan olan tabana ait yüksekliği çizer. Hop çizdik yüksekliği. Tamam. Yüksekliği çizince tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Burası A iken burası A oldu mu? Oldu. Peki sonra ne yapacağız? Hocam bu bir kare. Verilen bilgiyi kullan. Kare ise sadece burası mı 2A? Hayır. Burası da 2A. Burası da 2A. Burası da 2A. Peki burası da 4 ya. Tamamı 2A. Bak bu tamamı 2A. Burası 4 ise burada da bir dikdörtgen olduğundan dolayı 4'ü buradaysa buraya da 2A-4 mü kaldı? Aynen öyle. Bir Pisagor atarsak A'yı buluruz. Hocam onun karesi eşittir. A'nın karesi artı 2A-4'ün karesine eşit olacak. Buradan ben işleme girmeyeceğim arkadaşlar. Son dakikalardayız, yorgunuz. İşlem yapıp çarpanları ayırırsanız A'yı bulursunuz. Ama ben hissedeceğim. 10 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir arkadaşlar? Bir sonraki videoda zaten hissetmeden bahsedeceğim. 10 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 10 üçgendir. Hocam A yerine 6 koyarsam, bak hissettim. 6 koyarsam 6 kere 2 12 eksi 4. Burası 8 yaptı. Gerçekten de 6 8 10 üçgeni sağlandı. Sen buradaki işlemle de a'yı zaten 6 bulacaksın. Evet, a 6 çıktı. A'nın 6 çıkması ne demek? Karenin bir kenar uzunluğunun 12 çıkması demek arkadaşlar. Evet, karenin bir kenar uzunluğu 12, ipin uzunluğu da 20, aklımızda bulunsun. Şimdi kareyi soruyu çözmek için kareyi bir daha şuraya çizeyim arkadaşlar ben. Şuraya dayalı çizeyim de daha net bir şekilde anlayın. Evet, kareyi buraya çizdim. Şimdi kareyi buraya çizince soru kökü ne diyor arkadaşlar? İpimiz de şuralarda bir yerlerdeydi değil mi arkadaşlar? Evet, buna göre ip gergin halde ve tahta üzerindeyken ipin tutulan kısmının AB kenarına olan uzaklığı en fazla kaç santimetre olur diye soruluyor. Biraz önce yorum yaptık. Hocam tam ortadan tutarsak ipin tutulan kısmının AB'ye olan en kısa uzaklığını bulurum. Olabildiğince solda ya da olabildiğince sağda tutarsam o zaman ne olacak arkadaşlar? Olabildiğince yukarıda olmuş olacak. İp de tahta üzerinde kalacak ya. Olabildiğince solda tutsak mesela. Yani ipi ben şöyle tutsam arkadaşım. Hop şurada tutsam. Buraya gelmez mi arkadaşlar? İpimiz böyle gergin halde. Evet, gergin halde şöyle mi olacak arkadaşlar? Aynen öyle. Ve bu ipin uzunluğu da kaçtı? 20 idi. Unutmayın bunu. Bunun uzunluğu karenin uzunluğunu da kaç bulduk arkadaşlar? 12 bulmuştuk. Hocam burası da 12, burası 90. Şu ipin uzunluğunu bulursam olay bitti. Çünkü niye? Bizden şuradaki uzunluk isteniliyor. Çünkü tutulan kısmının AB kenarına dik uzaklığı en fazla kaçtır? Olabildiğince solda ya da olabildiğince sağda tutarsam en fazla uzaklığını bulmuş olacağımı biraz önce söylemiştim. Arkadaşlar bu ipin uzunluğu da önemli. İpin uzunluğu kaçtı? 20 değil miydi? O zaman burası 20 ise 20 eksi x mi kaldı? Aynen öyle. Yap burada bir Pisagor'unu kardeşim. Üşenme. Hocam 20 eksi x'in karesi eşittir x'in karesi artı 12'nin karesinden. Burası birincinin karesi 400 eksi birincinin ikinci çarpının iki katı 40x artı ikincinin karesi x kare eşittir x kare artı 144 yaptı. X karelerden ay oldu. Eksi 40x'i öbür tarafa attım. 40x oldu. Bu da 400 eksi 144 oldu. Böl 4'e. Hemen bundan çıkarmayayım. Böl 4'e hocam burası 100 yaptı. Böl 4'e 72 36 yaptı. Böl 4'e 10 yaptı. 10x kaça eşit oldu? 72'ye mi eşit oldu? 72 mi yapıyor burası? Hayır. Kaç yapıyor? 64 yapıyor. 64 eşittir 10x yaptı. X de burada 6.4 yaptı. Hocam x 6.4 ise bunun tamamı da 12 ise soru işareti dediğimiz yer ne yapar arkadaşlar? 12'den 6.4'ü çıkartmak olur. O da kaç yapar? 5,6 yapar. Evet, bu sorumuzun cevabı yani örnek 15'in cevabı da böylelikle 5,6 yaptı arkadaşlar. Evet gençler, böylelikle burayı bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Özel kenarlı üçgenler var. Bu video önemliydi. Biraz uzun oldu. Evet, ama burayı bölmemem lazımdı arkadaşlar. Maalesef bu serideki videolarda o yüzden buraya kadar sabredin diyorum arkadaşlar. Bak, önemli sorular çözdük. Önemli şeylerden bahsettik. Bundan sonraki her videoda da gerçekten çok önemli mantıkları vereceğim. O yüzden her videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin ve dinleyin arkadaşlar. Bak, her zaman söylüyorum. Biz burada videolar çok izlensin diye işlem yapsak 10'ar dakikalık videolar yaparız. İşinizi görecek kadar yayınlıyoruz. Dikkat edin lütfen. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda özel kenarlı üçgenlerin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.